Bugün Merkez Yönetim Kurulumuzda ağırlıklı olarak yurdun dört bir yanında yaşanan orman yangınlarını, bu felaket karşısında Erdoğan şahsım hükümetinin aczini ve bunun sebep olduğu yönetim ve devlet krizini görüştük. Yine toplantımızda yurdumuza yönelik yeni bir düzensiz göç dalgasını çiftçi ve esnaflarımız başta olmak üzere tüm toplum kesimlerini kavuran ekonomik buhranı ve bu sıkıntılardan kurtulmak için nelerin yapılması gerektiğini ele aldık. Değerli basın mensupları, son birkaç günde 30 ilimizde onlarca orman yangını yaşandı. Ne yazık ki can kayıplarımız var, şehitlerimiz var. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza, şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaralılarımıza acil şifa dileklerimizi iletiyoruz. Kaybettiklerimizin ailelerine ve tüm milletimize başsağlığı diliyoruz. Orman işçilerimiz, itfaiye görevlilerimiz, yurttaşlarımız yangın bölgesinde insanüstü bir gayret gösteriyorlar. Hepsine üstün fedakarlıkları için buradan teşekkür ediyoruz. Ortada çok acı bir gerçek var. Milli servetimiz, ormanlarımız içindeki kurdu, kuşu, karıncasıyla birlikte cayır cayır yanıyor. Yanan her ağaçta bizim de ciğerlerimiz dağlanıyor. Yangınlar bir an önce söndürülmelidir. Bu yangınlara sebep olan sabotaj, ihmal ve diğer nedenler derhal ortaya çıkarılmalıdır. Sorumluları tespit edilmeli ve en ağır şekilde cezalandırılmalıdır. Ancak ortaya çıkan felaketin boyutu ve mücadelede yaşanan kargaşa karşısında milletimiz haklı olarak soruyor. Bu ülkede orman yangınlarının çıkmasını engellemek kimin görevi? Yangın çıkarsa en hızlı ve etkin şekilde müdahale etmek kimin görevi? Bu ülkeyi kim yönetiyor? Elbette Erdoğan şahsım hükümeti. Son 20 yılda milletten 2 trilyon 330 milyar dolar vergi topladı. Yurt dışından 109 milyar dolar, milletten de 51 milyar dolar borç aldı. 62 milyar dolarlık da özelleştirme yaptı. Atadan dededen kalan malları sattı. Toplamda 2,5 trilyon dolar parayı topladı ve harcadı. Şimdi milletimiz, bu kadar parayı topladınız, harcadınız, neden bu yangınlara mani olamıyorsunuz, neden söndüremiyorsunuz diye sorunca havaya bakıp ıslık çalıyor. Bunların kullandığı kaynaklar çok, yetkileri çok ama nedense sorumlulukları hiç yok. Erdoğan ülkede ne zaman bir felaket olsa, ne zaman bir kriz yaşansa önce birkaç gün ortadan kayboluyor. Ondan sonra da ortaya çıkıyor, milletin kafasına çay paketi atıyor. Millet kendine yapılan bu saygısızlık nedeniyle severek içtiği çaydan bile olacak hale geldi. 2 ay öncesine kadar Ay'a gideceğiz diyenlerin ellerinde yangın söndürmeye uçak yok. Nereye gitti bu trilyonlarca dolar? Beyefendi itibarı için uçan saraylara milyarlar yatırmış ama orman yangınlarını söndürmek için ihtiyaç duyulan uçakların bakımını yapmamış, hurdaya çıkarmış. Yeni uçak da almamış. Yangın söndürmeye uçak yok ama yangın seyretmek için uçan sarayları var. Orman işçilerimizin ve vatandaşların sahadaki fedakar çalışmalarını koordine edecek, organize edecek doğru dürüst bir kriz merkezi, kriz masası yok. Tek adamın ağzından çıkacak talimat bekleniyor. Talimat beklendikçe de yangın ve kargaşa daha da büyüyor. Kurumlar Erdoğan'dan talimat almadan yasal rutin görevlerini bile yerine getiremez hale geldi. Böyle bir kurumsal iflasla daha önce hiç karşılaşmamıştık. Bu ülkede otomobilin yangın söndürme tüpü olmasa muayeneden geçemez. Ama son yangınlarda gördük ki bir otomobil için alınan tedbir kadar tedbir koskoca ülke için maalesef alınmamış. Ortada, masada yangınla mücadele için bir master plan yapılmamış. İklim değişikliği nedeniyle bulunduğumuz coğrafi konumda orman yangını riskinin arttığını bilim insanları kaç zamandır barbar söylüyor, bağırıyor. Ama bu yeni riskleri dikkate alan yeni bir eylem planı, buna uygun bir hazırlık da ortada yok. Hükümet işte böyle zamanlar için vardır. Ama hükümet yerine ortada ciddi bir yönetim krizi var.
beylerin devlet yönetmekten anladığı debdebe şatafat. Marmaris'te yaşanan son rezaleti tüm Türkiye gördü. Yangın yerlerinde trafik oluşmasın diye millet aracıyla yola çıkarılmıyor. Ama beyefendi Marmaris'te yüzlerce araçlı konvoylarla dolaşıyor. Beyefendinin konvoyu geçebilsin diye yangın söndürme araçları yollarda bekletiliyor. Böyle bir kibir, böyle bir milleti umursamazlık ne görüldüğü ne de duyuldu. Ekonomide bilinen bir kuraldır. Her tercih aynı zamanda bir başka tercihten, başka seçenekten vazgeçiştir. Kaynakları şatafat ve safahat için harcama tercihini yapan Erdoğan şahsım hükümetinin başı şimdi çıkmış, onursal başkanı olduğu, kendisinin onursal başkanı olduğu Türk Hava Kurumu'nu suçluyor. Uçak konusundaki sıkıntıların sebebi Türk Hava Kurumu'nun filosunu ve teknolojisini yenilememesiymiş. Bu ülkede son 20 yılda 2,5 trilyon dolarlık kaynağı Türk Hava Kurumu kullanmadı. Siz kullandınız. Siz aynı zamanda Türk Hava Kurumu'nun sözde onursal başkanısınız. Ama ideolojik bağnazlığınızla, şimdi terörist dediğiniz ortağınızla Cumhuriyet'in ilk göz bebeklerinden Türk Hava Kurumu'nu çökertmek için elinizden geleni ardınıza koymadınız. 2002'de Türk Hava Kurumu'nun elinde pilotlarıyla birlikte 19 yangın söndürme uçağı vardı. Bu uçaklar 2016'da İsrail'deki büyük orman yangınları da dahil dünyanın pek çok bölgesindeki yangına müdahale etti. Şimdi bu uçaklar nerede? Açık söyleyeyim, iktidar, hükümet ne söylediğini bilmez halde. Erdoğan çıkıyor, Türk Hava Kurumu'nun elinde rahatlıkla kullanılacak uçak yok diyor. Tarım ve Orman Bakanı da Türkiye'nin envanterinde yangın söndürme uçağı yok diyor. Ama sonra aynı bakan tepkiler üzerine çark ediveriyor. Uçak olarak dünya üzerinde az bulunur bir filoya sahibiz diyor. Erdoğan da yaptığı konuşmada önce Türk Hava Kurumu'nun uçaklarına hurda diyor, sonra da hurda araç gereç görüntüleri üzerinden yürütülen fitne, fesat, bozgunculuk faaliyetlerine kimse itibar etmemelidir diyor. Yani kendini fitne, fesat ve bozguncu ilan ediyor. Böyle bir garabetle bu ülkede ilk defa karşılaşıyoruz. Bize ait yangın uçakları var mı yok mu? Hurda mı değil mi? Bu konuda tıpkı 128 milyar dolar nerede sorusuna döndü. Yine her kafadan ayrı ses çıkıyor. Hatta aynı kafadan bile farklı sesler çıkıyor. Ama Erdoğan'ın hurda dediği ve çürümeye terk ettiği uçakların aynısını şimdi Avrupa Birliği üyesi İspanya ve Hırvatistan Türkiye'ye yardım etmek amacıyla gönderiyor. Havacılıkta hurda uçak olmadığını, olsa olsa bakımsız uçak olduğunu herkes biliyor. Buna rağmen Türk Hava Kurumu'nun uçaklarını ideolojik bağnazlıkla Cumhuriyet'in kurumlarına düşmanlığınız nedeniyle çürümeye terk ettiğiniz için bugün ormanlarımız, ciğerlerimiz yanıyor. İnsanlarımız çaresizce yanan yerlerin konumunu atıp uçak gönderin diye sosyal medyadan feryat ediyor. Ama Erdoğan şahsım hükümeti bu feryatları duymuyor. Hükümet belediye başkanlarımızın sesini de duymuyor. Manavgat Belediye Başkanımızın "Kimse telefonlarıma çıkmıyor" sözü hepimizin zihinlerine çakıldı kaldı. Dün de Milas Belediye Başkanımız türkülere konu çökertmeyi kurtarmak için canla başla uğraştı. Ama ne yazık ki saraya sesini duyuramadı. Maalesef Manavgat gibi çökertmede yandı kül oldu. Bölgedeki belediyelerimiz kendi imkanlarıyla fedakarca çalışıyor. Diğer illerdeki belediyelerimiz de yangın bölgelerindeki yerel yönetimlerle büyük bir dayanışma içerisinde. Belediyelerimiz Antalya, Mersin, Muğla'daki yangınlar için 150'ye yakın araç, 500'e yakın da personel görevlendirdi. Yine tırlar dolusu temel gıda ve ihtiyaç malzemesi, kurtarma, yangın söndürme ekipmanını bölgeye gönderdiler. Ama hükümetin atanmış Tarım ve Orman Bakanı dün çıkmış utanmadan, sıkılmadan belediyelerimizi suçluyor. Yetmiyor, bir de trollerini devreye sokuyor. Şehirleri kurtarmaktan, ormanları kurtaramadık algısı yaratmaya çalışıyor. Yangın şehirde değil, ormanda çıktı beyefendi. Edep yahu. Size uçak aldırmayan yerel yönetimler mi?
mevcut uçaklara bakım yaptırmayan, hurdaya çıkartan yerel yönetimler mi? Ülkeyi uçuracak denen tek kişilik Erdoğan yönetimi, çok açık söylüyorum, devleti mefluç etmiştir. Devlet mefluçtur. Ama Türk Hava Kurumu'nu belediyeleri suçlayanlar, mevzubahis rant oldun mu, krizlerden, felaketlerden kendilerine fırsat devşirmeyi de gayet iyi biliyorlar. Tam da orman yangınlarının başladığı gün resmi gazetede bir kanun yayınlandı. Ormanlarımızda turizm yatırımları için yapılaşmaya izin veren bir takım düzenlemeler yapıldı. Daha önce 3 bakanlığa dağıtılan yetkiler tek bir bakanlığın, Turizm Bakanlığı'nın bünyesinde toplandı. Ormanlık alanlarda yapılacak turizm yatırım kararlarında artık Tarım ve Orman Bakanlığı da dahil diğer bakanlıkların hiç fikri sorulmayacak. Bu konuda doğrudan Turizm Bakanlığı yetkili olacak. Bodrum'un Cennet Pina Yarımadası'nda daha önce yanan ormanlık alanın sonrasında nasıl imara açıldığını, nasıl oteller yapıldığını unutmadık. Anayasamıza rağmen bu bölgeye Halep çamı değil beton diktiler. Genel Başkanımız bu rezaleti, bu yapılan düzenlemeyi dile getirince de burnuna pudra şekeri çeken danışmanlarla iş tutan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı çıktı. Ağzı alınmayacak edepten yoksun laflar etti. Bugün bakıyorum Tarım ve Orman Bakanı da aynı yola girmiş. Bir de üstüne trollerini de harekete geçirdiler. Bakın buradan söyleyeyim. Biz sizi de neyin peşinde olduğunuzu da iyi biliriz. Biz aziz milletimizin hakkını, hukukunu korumaya devam edeceğiz. Yanan ormanlık alanlara ağaç dikmek yerine çivi çakmaya, beton dikmeye kalkanlar karşılarında genel başkanımızı ve bizi bulacaklarını bilsinler. Güçleri yetiyorsa bu da buyursunlar. Yanan ormanlara tek bir çivi çaksınlar. Bunların tek bildikleri her krizde, her felakette millete IBAN numarası gönderip para istemek. Beşiktaş'ta terör saldırısı olur, IBAN numarası gönderirler. Eski ortakları darbe girişiminde bulunur, vatan evlatları devleti sokaktan toplarken şehit olur, gazi olur, bunlar IBAN numarası gönderirler. Salgın olur, tüm dünya vatandaşını paraya boğar, bunlar millete IBAN numarası gönderirler. Yangında da aynısını yaptılar. Daha önce gönderilen IBAN numaralarının cemaziyelleri herkesin malumu. Cemaziyel ahiri ise soru işareti. Toplanan yardım paraları tıpkı Merkez Bankası'nın kasasındaki 128 milyar dolar gibi buharlaştırıldı. Başta genel başkanımız olmak üzere yıllarca bu paraların akıbetini kovaladık. Vatandaş da şimdi haliyle soruyor. Hükümet bu dar günde bağış kampanyası başlatacaksa verdiğimiz bunca vergi kime nereye gitti? Milletimiz yangınla mücadeleyi de biz yapıyorsak hükümete ihtiyaç yok. Hükümet istifa diye bağırıyor. Millet saray hükümetine sorumluluğunu hatırlatıyor. Elinizden geleni yaptığınızı söylüyorsunuz. Ama beceremiyorsunuz. Elinizden gelen yetmiyorsa o zaman sıra ayağınızdan geleni yapmakta. Gitmek gibi mesela diyor. Erdoğan şahsım hükümeti yaşanan bu felaketin sorumluluğundan kaçamaz. Bu ülkede kupon arazilerden devlet ihalelerinin kime gideceğine kadar siz karar veriyorsunuz. Ama iş hesap vermeye, sorumluluk üstlenmeye gelince aşkı memnunun Behlül'ü gibi davranıp Erdoğan kaçar diyorsunuz. Nereye kadar kaçacaksınız? Milletin hesap soracağı gün yaklaşıyor. Şu artık anlaşılmıştır. Devleti krize sürükleyen Erdoğan'ın gönlü de gözü de millete karşı mühürlenmiştir. Orman yangınında genç bir evladımızı kaybettik. Şahin Akdemir, orman işçilerine su taşırken alevlerin arasında kaldı. Ailesi aslan gibi yavrusunu kaybetti. Erdoğan, acılı aileye taziyeye ziyaretinde bulunmak yerine korumalarını gönderdi, aileyi ayağına getirdi. Bu başlı başına bir rezalettir. Siz milletin değerlerinden, örfünden, anenesinden bu kadar mı koptunuz? İman tahtanızın altında hiç mi yürek parçası kalmadı? Çok açık söyleyelim.
Yaşananlar devletteki krizin yeni bir zirvesidir. Ülkemiz yönetilememektedir. Oradan oraya savrulmaktadır. Bu hükümetin görevde kaldığı her dakika bu ülkeye, bu ülkenin ekonomisine, toprağına, ormanına zarardır. Millete zarardır. Saray milletin çağrısına daha fazla kulak tıkamamalıdır. Sandık milletin önüne getirilmelidir. Ama öncesinde tarım ve hayvancılığı bitiren, ormanları bitiren Tarım ve Orman Bakanı derhal istifa etmeli ya da görevinden alınmalıdır. Yangından zarar görenlerin yaraları hızla sarılmalıdır. Türk Hava Kurumu yeniden ayağa kaldırılmalıdır. Yangınları önlemede ve söndürmede teknoloji ve ekipman eksiklikleri acilen giderilmelidir. Kurumlar arasındaki koordinasyon sorunu derhal çözülmelidir. Parti ayrımı gözetmeksizin hükümet belediyelerle eşgüdüm halinde olmalıdır. Yeni riskleri de dikkate alan yeni bir yangınla mücadele eylem planı derhal hazırlanmalıdır. Ve gerekiyorsa Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde orman yangınlarıyla mücadele için özel ve büyük bir birim kurulmalıdır. Silahlı kuvvetlerimizin yangınla mücadelede canla başla, bundan önceki yangınlarla canla başla çalıştığını biliyoruz. Ama özellikle bu yangında kara birliklerimizin sahada çok fazla görülmemesi insanlarımızın kafasında soru işaretleri doğuruyor. Zihinlerdeki sorular giderilmelidir. Değerli basın mensupları, Erdoğan şahsım hükümeti elinde sadece devlette değil, ekonomide çok derin bir kriz yaşıyoruz. Saray şürekası artık dengeyi tamamen yitirmiş. Bir çıkıyorlar, ekonomi çok iyi, şahlanıyoruz, aya sert ineceğiz, Temmuz'da uçacağız, Ağustos'ta kaçacağız, Avrupa'ya göre biz süper gücüz diye havayı basıyorlar. Sonra bir de çıkıyorlar, Suriyeli mülteciler olmasa ekonomi çöker, memleket batar diye ağıt yakıyorlar. Lafı hiç dolaştırmadan söyleyelim. Suriyelilerin, Afganların 3.30 paraya çalışmasına bel bağlayan bir ekonomi zaten ağıt yakılacak bir ekonomidir. Yükte hafif, pahada ağır ürün üretmeden, değer zincirlerinde üst basamaklara tırmanmadan fakirlik tuzağından, orta gelir tuzağından çıkamayız. Nitelikli eğitim olmadan nitelikli iş gücü olmaz, nitelikli iş gücü olmadan da nitelikli üretim olmaz. Birkaç gün önce üniversite sınav sonuçları açıklandı. Eğitim sisteminin acıklı durumu ortada. 2 milyon 592 bin üniversite adayı sınava başvurmuş, 1 milyona yakın aday daha ilk aşama temel yeterlik sınavını geçememiş. Lise mezunlarımız Türkçe ve sosyal bilimler sorularının yarısından fazlasını yapamamış. Matematik testindeki 40 sorudan ortalama net 5,5 soru doğru yapılabilmiş. Fen testinde ise 20 sorudan ortalama net 3,8 soru doğru 8 soruya doğru yanıt verilmiş. Bu zayıf karne tek başına öğrencilerimizin değil. İdeolojik sahiplerle eğitimi alt üst eden Erdoğan şahsım hükümetinin karnesidir. Vur kaçtan para kaldırma, imar değişiklikleriyle rant kapma, köşeyi dönme anlayışının ülkeyi ve eğitimimizi getirdiği yer işte burasıdır. Oysa üretimde esas olan katma değerdir. Verimliliği arttırmaktır. Esas olan Türkiye'de çalışan bir emekçinin bir saatlik emeğiyle ürettiği ürünün ve kazandığı paranın bir Almanın, bir Amerikalının bir saatte ürettiği ve kazandığını geçmesidir. Ancak bunu yaparsak 10 milyona yaklaşan işsizlerimize iş buluruz. Çağın gerektirdiği şartlarda üretim yaparız. Yoksullaşma sarmalını kırıp atarız. Erdoğan şahsım hükümetinin böyle bir vizyonu yok. Onların öncelikleri bambaşka. Millet değil. Para var onları kazansın. Sığınmacılar 3 para 5 kuruşa çalışsın, yandaş iş adamı kazansın. 3-5 milyar avro rüşvette bu işin cabası olsun. Angela Merkel'in gider ayak söyledikleri milletimiz için açık bir uyarıdır. Ne diyor Merkel? Türkiye Avrupa'nın parçası olamaz. Ancak Avrupa'nın mülteci getosu olabilir anlamına gelen sözler söylüyor. Bunun için de Türkiye 3-5 milyar avro rüşvet versek yeter diyor. Bizim bu millete ihanet stratejisini, bu emperyalist senaryoyu, bu çarpık anlayışı içimize sindirmemiz mümkün değildir. Türkiye'ye kurulan demografik, sosyal, ekonomik ve siyasi tuzak ve bunun arkasındaki beka sorunu
ayan, beyan ortadadır. Bizim bu emperyalist senaryo ile ilgili uzunca bir süredir devam eden uyarılarımız ardından nihayet Bahçeli'nin de bu işe uyanmaya başladığı anlaşılıyor. Umarız sadece uyanmakla kalmaz. Büyüyen tehlikeye karşı ortağını da kan uykusundan uyandırır. Ama ne yazık ki güzel ülkemizi Avrupa'nın mülteci getosu yapma pazarlığına taraf olanların, sığınmacıları siyasi ikballeri için koz olarak kullananların, ensar muhacir diyerek milleti yıllardır oyalayanların, insan haklarını, hukuku, adaleti tanımayanların bu sorunu çözme kapasitesi de, kabiliyeti de, arzusu da yoktur. Bu sorun Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında çözülecektir. Ülkemizde misafir olan sığınmacı kardeşlerimiz Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında en geç 2 yıl içerisinde barış ve huzur içerisinde güvenle ülkelerine dönecektir. Değerli basın mensupları, Türkiye'deki kurumsal çöküş ve devlet krizinden ne yazık ki ekonomik kurumlarımız da fazlasıyla nasibini alıyor. Geçtiğimiz hafta Merkez Bankası Başkanı yılın 3. enflasyon raporunu açıkladı. Enflasyonla mücadelede yalnız kaldık diyerek yüksek enflasyon için meslek odalarını, şirketleri ve kurumları suçlayarak işe başladı. Zamanında damat da bunu denemişti. Sopayla, telefonlarla etiket fiyatları baskılandı. Ne oldu? Enflasyon durmadı. Bu arada başkan önemli bir bilgiyi de paylaştı. Türk lirasındaki değer kaybı son bir yılda %30'un altında kaldı. Ama tüm üretici ve satıcılar %30'un üzerinde zam yaptı dedi. Şimdi herkes eğer %30 zam yaptıysa, TÜİK'in enflasyonu bunun yarısında, yani %15'lerde nasıl kaldı? Gerçek enflasyon %30'un üzerindeyse memurun, emeklinin, işçinin, çalınan, gasp edilen hakkını bu durumda nereye koyacağız? Yarından tezi yok. Ne kadar işçi ve memur sendikası varsa Merkez Bankası Başkanı'nı şahit gösterip bu hükümete ve TÜİK'e hemen dava açmalıdır. Merkez Bankası Başkanı aynı açıklamada Türkiye'nin kısa vadeli dış borç istatistiklerini revize edeceklerini de söyledi. Anlaşılan 128 milyar dolarlık açığın üstünü örtmeye artık swaplar yetmiyor. Rezervlerin kısa vadeli dış borcu karşılama oranını şimdi revizyonla düzeltmek istiyorlar. Biz kendilerini şimdiden bir uyaralım. Bakın, zaten TÜİK'in verilerine güven kalmadı. Aynı güvensizliği Merkez Bankası verileri içinde yaşatmayın. Bunun bedeli hem ülke hem ekonomi için ağır olur. Değerli basın mensupları, Fransız düşünür Voltaire, sıradan hırsız paranızı, cüzdanınızı, eşyalarınızı çalar. Siyasi hırsız geleceğinizi, hayallerinizi, bilginizi, eğitiminizi, işinizi, gülümsemenizi çalar. İki hırsız arasındaki fark şudur. Sıradan hırsız sizi seçer, siyasi hırsızı siz seçersiniz demiş. Ben bu sözü zaman zaman tekrarlıyorum bu kürsüden. Çünkü Erdoğan şahsım hükümeti milletimizin geleceğini, hayallerini ve gülümsemesini çaldı, çalmaya da devam ediyor. Dünya üzerinde 116 ülkede 160 bin kişiyle yapılan duygu araştırması raporuna göre Türkiye vatandaşlarının en az gülümsediği ülke. Bunun sorumlusu kim? Elbette Erdoğan şahsım hükümeti. Ne diyor Orhan Veli Pireli şiirinde? Bu düzen böyle mi gidecek? Pireler filleri yutacak, 7 nüfuslu haneye 3,5 tayin yetecek. İşte tek adam vesayet rejimi ülkede tam olarak böyle bir düzen kurdu. Saray sosyetesi zenginleşirken vatandaşın cebi boşaldı. Erdoğan şahsım hükümetinin tercihleri milletten yana değil, emperyalistlerin çıkarlarından, bir avuç yandaş ve beslemeden, bir avuç saray sosyetesinden yana oldu. Ama deniz bitti. Metal yorgunu Erdoğan şahsım hükümeti, bırakın milletin derdine derman olmayı, gözünü bile açamayacak halde. Biz Cumhuriyetimizin 2. yüzyılına girerken yeni kurumlarla, yeni kurallarla ve yeni kadrolarla ülkemizi yeniden ayağa kaldırmak için göreve hazırız. Biz hazırız, milletimiz hazır. Sözlerimi tamamlarken bu sıkıntılı günlerde çok ihtiyacımız olan, yüzümüzü güldüren bir haber geldi. Tokyo Olimpiyatlarında bugün Rusya'ya ilerek çeyrek finale yükselen filenin sultanlarını
gönülden tebrik ediyoruz. Başarılarının şampiyonlukla taçlanmasını diliyoruz. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi sorularınız varsa alabilirim. Teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Buyurun. TRT Haber Süleyman Yaşar. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın Suriyelilerle ilgili sözleri MYK gündemine geldi mi? Geldiyse nasıl bir değerlendirme olacak? Neler söylersiniz? Konuyla ilgili değerlendirmeyi Genel Başkan Yardımcımız Sayın Seyit Torun zaten yapmıştı. Bugün bu konu gündemimize gelmedi. Efendim bize yönlendirilen sorular oldu. Şimdi müsaadenizle onları aktaracağım. İlk soru ATV Hürriyet gazetesi tarafından yönlendirildi. Soru şöyle. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı isterse aday olurum dedi. Adaylık konusunda son durum nedir? İttifakla tek aday üzerinde anlaşıldı mı? Sayın Genel Başkanımız Millet İttifakı isterse aday olurum diyerek bu konuda gerekli açıklamayı yapmıştır. Millet İttifakı'nda demokrasi ve istişare vardır. Cumhur İttifakı'nda olduğu gibi her şeye tek kişi karar vermez. Efendim ATV ve A Haber tarafından yönlendirilen bir ortak soru var. Soru şöyle. Sayın Kılıçdaroğlu'nun ormanlarda yapılaşma yetkisiyle ilgili paylaşımı tepki çekti. Kültür Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, düzenleme zaten 39 yıldır yürürlükte, sadece yetki uzmanlığı gereği bakanlığımızda sınırlandırıldı dedi. Sizin bu açıklamalara bir değerlendirmeniz olur mu? Devamında Turizm Teşvik Kanunu'na tepki gösteren CHP milletvekillerinin meclisteki oylamaya katılmadığı iddiası var. Bu doğru mu? Konuşmamda da belirttim. Şu anda Türkiye'de çok büyük bir yönetim krizi yaşanmaktadır. 39 yıldır yürürlükte bu düzenleme diyorlar. Ama sonunda yetkinin 3 bakanlıktan alınıp tek bir bakanlığa verildiğini söylüyorlar. Şunu söyleyeyim. Erdoğan şahsım hükümeti istişaresiz gittiği sürece ve bu ucube rejim devleti mefluç ediyor. Turizm Bakanı'nın orman konusundaki ilmi nereden gelmektedir? Uzman biziz diyor kendisi. Ne uzmanlığı? İşte şecaat arz ederken sirkatini söylemek budur. Anayasamıza göre yanan ormanların yerine sadece yeni orman yetiştirilebilir. Ama yanan ormanları kalkıp da Turizm Bakanı'na emanet ederseniz yerine çok kolaylıkla oteller dikilebilir. Bugün yine iki bakan çıkmış genel başkanımızı bu konuda eleştirmiş. Bodrum'da yaşananlara bir baksınlar. Yanan ormanın yerine nasıl otel dikildiğini görsünler. Ondan sonra çıkıp konuşsunlar. Orman Bakanı çıkmış, neden bu yetki bende değil diye soracağına kalkıp Sayın Genel Başkanımızı suçluyor. Pes vallahi. Ayrıca bakan belediyelerimiz sanki görevini yapmıyormuş gibi açıklamalar yapıyor. Hem kendisi hem trolleri belediyeler yerleşim yerlerindeki yangınları kontrol etse biz de ormanları söndüreceğiz gibi saçma sapan bir takım açıklamalar yapıyorlar. Sonra da buna cevap verenleri suçluyorlar. Beyefendi adı üstünde bu yangın şehirde değil ormanda çıktı. Ormanda belediyelerimiz orman yangınının şehre sıçramasını önlemeye çalışıyor. Durumu yani tam tersi. Biraz önce rakamları verdim. Diğer belediyelerimiz de bu belediyelerimize ellerinden gelen her türlü yardımı yapıyorlar. Siz bizim belediyelerimize dua edin. Pandemide gördük. Diğer afetlerde de gördük. Belediyelerimiz ellerinden gelen tüm imkanlarla milletimizin yanında yer almak için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Siz de saçma sapan konuşmaları bırakın, işinizi yapın. İçişleri Bakanı da gelince sen milletin attığı tweetlerle uğraşmayı bırak. Varsa bu yangınların sorumlularını bul önce. Bir an önce ortaya çıkart. İkinci soruyla ilgili olarak da milletvekillerimiz 6 gün boyunca gece gündüz demeden bu yasaya genel kurulda muhalefet ettiler. Görevleri gereği başka illerde olan milletvekillerimiz dışında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bulunan milletvekillerimizin tamamı bu yasaya red oyu vermiştir. Tekrarlıyorum. Milletvekillerimizin tamamı bu yasaya red oyu vermiştir. Şimdi AK Partili vekiller kalkıp da kendilerine suç ortağı aramasınlar.
Cumhuriyet Halk Partisi'nden oylamaya katılıp da kabul ya da çekimser oy veren hiçbir milletvekili yoktur. Efendim, Ulusal Kanal tarafından yönlendirilen sorular oldu. Ulusal Kanal'ın ilk sorusu şöyle. Orman yangınlarını PKK üstlendi. Yeni yangınları da devam ettireceklerini söylediler. HDP'den bu konuya bir tepki yok. Sizin bu duruma ilişkin açıklamanız olur mu? Bu sorunun muhatabı Cumhuriyet Halk Partisi değil. Cumhuriyet Halk Partisi ne emniyet güçleri ne istihbarat teşkilatı Cumhuriyet Halk Partisi'nin emrinde değil. Bu sorunun muhatabı Erdoğan ve İçişleri Bakanı'dır. Genel Başkanımızın sosyal medyadan açıkça paylaştığı gibi. Bu bir sabotaj mı? Devlet bunu mutlaka tespit edecektir. Ormanlarımızın hayatını kaybeden vatandaşlarımızın, çalışanlarımızın, ormanlarda yaşayan canlıların hesabı sorulur. Genel Başkanımız bunu demiştir. Partimizin pozisyonu da budur. Efendim, Ulusal Kanal'ın bir diğer sorusu da şöyle. Sosyal medyada FETÖ'cü hesapların da destek verdiği uluslararası yardım çağrısı paylaşımları yapıldı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan bu paylaşımlara tepki geldi. Sizin bu konuya ilişkin değerlendirmeniz nedir? Şimdi doğal afetlerde ulusların birbirlerine yardım etmesin ne zamandan beri yanlış? Bu ne zamandan beri yadırganıyor? Zamanı geldiğinde ülkemizde afet yaşayan diğer ülkelere yardım elini hiç bekletmeden uzatmıştır. Saraya tavsiyem, yardım çağrısının ne anlama geldiğini tefsir etmekle uğraşmak yerine önce şu yangını bir söndürün. Ben teşekkür ediyorum.